Merhaba. 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 Özlediniz mi beni? Kelebeğin Hayatı kanalına hoş geldiniz. Yeni gelenler için kısa bir hatırlatma yapayım. Ben Ayşegül. Kelebeğin Hayatı kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle giyinip süslendiğime bakmayın. Bugün dışarıdan geliyorum. Sizi bomba bir alışveriş videosu bekliyor. Hepsi burada. Biraz Trendyol'dan, biraz da ESVK2'den alışveriş yaptım arkadaşlar. Bir kısmı internet üzerinden alışveriş, bir kısmını da bugün gidip aldım. Hepsi sizleri bekliyor. Eğer siz de benim gibi alışveriş videoları izlemeyi seviyorsanız bu video tam size göre. Ve şimdi dev alışveriş videosuna başlıyoruz. Yumuşacık. Evet, ben de güzelce yerimi aldım. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar, bu yastıkları, kırlentleri daha doğrusu Trendyol'dan aldım. 5 adet var. Yastık kılıflarını da aldım bunların yanında. Onları da göstereceğim birazdan. Sanırım Instagram hikayesinde paylaşmıştım yastık kılıflarını, yani kırlentleri. Bunları da onun üstüne, içine takacağım daha doğrusu. Böyle 5 adet puf puf yumuşacık. Bunları yıkadım, tertemiz kurudu. Ama yastık kılıflarını daha yıkayamadım. Maalesef uzun süredir bizim burada 2 hafta boyunca sürekli yağmur yağdı arkadaşlar. Sürekli yağmur yağmasından dolayı sadece ve sadece evdeki gerekli eşyaları yıkayıp anca kurutabildim. O yüzden yastık kılıflarına şu an sıra gelmedi. Hepsini birlikte yıkayacağım artık. Ama yastıkları yıkadım. Bunlar çok güzel. Yani çok memnun kaldım. Sadece şöyle bir yanı var. Komple olarak yıkanıyor. Yani astarı falan yok. Herhangi bir fermuar falan yok. Böyle düz bir yastık. Düz bir kırlent daha doğrusu. Evet, şimdi kırlentleri göstereyim arkadaşlar. Onların da tersini çevirmiştim yıkamak için. Ama sizin için tekrar bir düzünü çevireyim. Yaklaşık 5 adet kırlent kılıf almıştım sanırım. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Bu böyle gözlü dikdörtgen boyutunda. O kare yastıkları oluyormuş sanırım. Yorumlara bakarak aldım. Biraz küçük ama bu diğerlerine göre. Umarım olur. İkincisi de böyle arkadaşlar. Bunlara bayıldım renklerini. Biliyorsunuz ben sarı, yani daha doğrusu soft tonları çok seviyorum. Pastel tonlarını çok seviyorum. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Şöyle çizgili desenli. Düz sarı renkli. Bunun da üstünde kedicik var. Siyah bir kedicik var. Rengi bildiğimiz hardal sarısı. Videoda farklı renk gözükebilir. Bu da beşincisi. Gri ve hardal sarısı tonlarında. Ama turuncu gibi gözüküyor videoda. Neden bir bilmem. Yanında da hediye şöyle runner koymuşlar arkadaşlar. Ama benim hani runner koyacak bir masam yok maalesef. Şöyle şu uzunlukta göstereyim. Bu da hediye olarak konulmuş. Mavi renkli. Benim evimde çok mavi tonlu bir şey yok ama olsaydı masam, böyle misafir masam koyardım herhalde büyük bir ihtimal. Mutfak masasını olur mu bilmiyorum daha doğrusu. Olursa yorumlarda yazın, oraya koyarım olmazsa. Bunları daha sonra göstereceğim. Önce bir bugün yaptığım alışverişi göstereyim. Genelde barana kıyafet aldık. Geçenlerde çocukların gardırobunu birazcık böyle göz gezdirdim. Ne var ne yok, barana neler oluyor diye. Hiçbir pantolonu olmuyor üstüne. Bu arada dışarısı o kadar kalabalık ki arkadaşlar. Şöyle hem bir yandan göstereyim, bir yandan da sohbet edeyim. O kadar kalabalık ki nefes alacak gibi değildi. Yani ben anlamıyorum. İnsanlar gerçekten dışarı çıkıp gezebiliyorlarmış. Bunu anladım. Ben yaklaşık 2 senedir, inanmazsınız ama beni bilen, tanıyan, yakından tanıyan insanlar bilir. Hiçbir şekilde hastane ve özel durumlar haricinde hiçbir şekilde dışarı çıkmadım. 2 sene boyunca. Yani bu virüs başladığından beri kendimi sürekli korudum, muhafaza ettim ve evde deliler gibi yattım. Sonuçta bu. Kilo aldım arkadaşlar. Aşırı kilo almışım. Yani bugün üstüme giyecek kıyafet bulamadım dışarı çıkarken. Yani o kadar kilo almışım ki hiç tartılmak da aklıma gelmedi. Kışında malum biliyorsunuz kalın kıyafetler giyiyoruz. Kalın kıyafetler giydiğimizde de hani ne kadar kilo alıp almadığımızın farkında değiliz. Ama yazlık kıyafetlerim hiçbiri hemen hemen olmadı. Yani üstüme olan
Şu altındaki bol pantolon göstereyim. Bu oldu. Ve üstündeki bu bol tişört. Aranızda var mı benim gibi çok fazla kilo alan? Lütfen yorumlara yazın. Kendimi yalnız hissetmeyeyim bu konuda. Böyle krem bir pantolon aldık Baran'a. Önce Baran'ınkileri göstereyim diyorum. Zaten çok fazla bir şey almadık. Fiyatlarını merak ederseniz, erkek çocuğunuz varsa onların fiyatlarını yorumlarda yazarım sorarsanız. Aynı şekilde diğerleri için de, yastık ve kırlentleri için de onları indirimde düştüğü zaman almıştım. Biliyorsunuz ki ben Trendyol indirimlerini büyük bir sıkı takipçisiyim. Nerede indirim var hemen görüyorum internette. Evde oturduğum için internette geziniyorum boyuna. Bu da şöyle bir tişört. Bunu çok beğendi Baran. Üstünde de sanırım İngilizce bir şey yazıyor. İşte siz anlayın, şöyle göstereyim. Ters okunacaktır ama siz düzüne çevirin artık. Çok severek aldı bunu. Anne ben bunu istiyorum, bunu istiyorum dedi, aldık. Şöyle bir tane daha pantolon aldık. Bu arada benim yanı sıra küçük oğlum da kilo almış. Yani ikimiz yiyip içip yapmışız bu esnada. Yani hiçbir pantolonu olmuyor. Tişörtleri de kısalmış artık vücudum. Ya Baran büyüdüğü için. Hadi o büyüdü. Küçük çocuk büyüdü. Ben niye büyüdüm onu anlamıyorum. Şöyle kendime bobet çorabı aldım. 36 numara. Gözüküyor mu net? 3 tane 3 adet. Çok severim bu tarz renkleri. Fiyatı peşin 17 liraya almışız. Şöyle 3 tane bir çorap daha aldım. Yine bobet çorabı. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da görmüşsünüz müdür bilmem 17 lira. Yok. Evet 17 lira. Yine bir tane bobet çorabı aldım. Çok beğendim bunu. 36-35 numarası yoktu. Ben de 33 numara aldım. Umarım inşallah olur. Bunun fiyatı da 13 liraymış. Dışarıdan aldıklarım sanırım bu kadar. Ha, bir tane de ayakkabı aldım arkadaşlar. Ya merak etmeyin, ayaklarım büyümemiş daha şu an. Ama yazlık sandaletlerim eskimişti, onun için almıştım. Ama bu sefer topuklu aldım. Kardeşim çok sevinecek buna. Topuklu giy abla, topuklu giy abla diyordu. Alın size topuklu ayakkabı Bahar, görüyor musun? Şöyle topukları var. 36 numara. Ayak numaram değişmemiş Allah'tan. Güzel, çok rahat. Yani ayağınızda yokmuş gibi. Kiloyu da sırayla alıyorlar arkadaşlar. Kilodan aldım bunu. Sırayla alınıyor. Sırayla insanlar alıyorlar içeriye. Ona da bir şaşırmışlığım var yani. Kendimi şey gibi hissettim. Dışarıya çıkınca köyden inmiş yere. Kemal Sunal'ın bir filmi var ya. Onun gibi hissettim. Yani insanlar gerçekten dışarı çıkıyorlarmış. Bunu anladım. Yani eşime de söyledim. Ne dedim, herkes dışarıda. E sen ne zannettin? Bir tek sen evdesin zaten diyor. Yani ben çok şaşırdım gerçekten. Aranızda benim gibi şaşıran var mı? Bunu da hani sorayım ben size. Evet, gelelim şöyle. Bunları internet üzerinden Elsiva 22'den aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bir hırka, simli, bizon renklerinde. Uzunluğu bayağı var. Bu S beden. Bunun fiyatlarını hatırlamıyorum arkadaşlar. İnternet üzerinden aldığım için. Eğer merak ederseniz yorumlarda fiyatlarını yazarım. Hala indirimdeydi. İndirimde olan ürünleri aldım. Outlet ürünler de var. Bunu sanırım Outlet'ten aldım. Bir beden kalmıştı galiba. Artık S beden giymiyorum arkadaşlar. Acı ama gerçek. Ve bugün aşırı derecede dışarısı sıcaktı arkadaşlar. Sıcaktan bunu aldım. Şöyle yazın giymek için ben böyle evde böyle geziniyorum. Böyle tril tril yazlık. Ben bunları ayrı ayrı zannetmiştim ama maalesef öyle değilmiş. Birleşikmiş, tulum aldım. Çok tatlı rengi değil mi? Limonlu. Bu M beden arkadaşlar. Artık görüldüğünüz üzere M beden giyiyorum. S bedeni bıraktım. Ama kendime söz verdim arkadaşlar. Gerçekten kilo vermem gerek. Bu benim için hiç iyi bir şey değil. Çünkü doktorum bilhassa söyledi, bilhassa uyardı daha doğrusu. Kilo almayacaksın Ayşegül dedi. Kesinlikle kilo almayacaksın dedi. Bu benim uzun süre gelen bir hastalığımdan dolayı kilo almamı istedi. Ama ben aksine yedim içtim yattım. Yedim içtim yattım. E ne oldu? Durum bu halde işte maalesef. Şöyle beyaz. Mickey Mouse'lı.
Simit aldım arkadaşlar. İnce yazlık yemek için. Oldukça büyük deme. Yani benim üstüme de bunlar meyveden ama büyük geldi bana bunlar. Ya ben kendimi çok fazla şişmanlamış olarak gördüm. Bir de ben en son bu kadar çok kilo aldığım zaman hamilelik dönemimdi. Baran'a ve Berke'ye hamileyken bu kadar çok kilo almıştım. Yine bir tane daha sivit aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim uzunluğu bayağı uzun. Bu bayağı uzun. Dirseklerinizin aman diz kapağınızın dirsek ne alakaysa. Diz kapağınızın üstüne hemen böyle 3-4 parmak üstünde. Üstümde görürsünüz zaten vloglarımda bunları. Fiyatlarını da merak ederseniz dediğim gibi yorumlarda sorun yazarım. Bu da meyveden arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önünde şöyle yazısı var. Bunu da kaldıralım. Bir tane pantolon aldım. Ama kaç beden sorun bakalım bana. Kaç beden? Tahmin edin bakalım kaç beden aldım pantolon. Şöyle gördüğünüz üzere hardal sarısı çok seviyorum bu renkleri. Şöyle uzunlukta bir pantolon aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi kaç beden? Utan Ayşegül utan. Kendinden utan. Ters gözükecektir eminim netleşsin şöyle bir. 40 beden. Görüyorsunuz değil mi? 40 beden pantolon giyiyorum artık. Bol pantolon. Ama bu bayağı uzun oldu ve bayağı bol oldu bana. Rahat rahat ifil ifil gezersin Ayşegül artık. Ama işin şakası gerçekten bu durumdan aşırı derecede rahatsızım. Hiç hoşlandığım bir durum değil. Kilo vermem lazım arkadaşlar. Bana kilo verme tüyoları öğretin. Bu yaşıma kadar hiçbir zaman diyet yapmadım. Hiçbir zaman diyet yapmışlığım yok. Yani nasıl diyet yapılır bilmiyorum. Ben aşırı boğazına düşkün bir insanım. En fazla hani kilo verirsem vermek istiyorum çünkü kilo vermek istiyorum. Kilo verirsem büyük bir ihtimal hani spor falan yürüyüşle kilo veririm diye düşünüyorum. Ama böyle nasıl diyeyim bir ayda düzenli olarak kilo verilecek programlarınız varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten çünkü kilo vermeyle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bu da benim favorim. Bunu da yine SV2'den aldım arkadaşlar. Şöyle kolları dantel nasıl diyeyim güpür mü? Dantel mi oluyor? Şöyle kumaş. Böyle çok tatlı baksanıza ne kadar güzel. Ben çok beğendim bilmiyorum bu çok hoşuma gitti. Spor ama bir bakıma da klasik tarzda gibi olmuş sanki. Yani en çok favorim bu oldu arkadaşlar ki üstüme de çok güzel oldu. Dediğim gibi böyle bol bol dökümlü oldu kıyafetlerim. Umarım kilo verirsem daha da dökümlü olur inşallah. Bu internetten şu internetten aldığım ürünleri yani SV2'den aldığım ürünleri şöyle göstereyim. Şunlar sadece 400 TL tuttu arkadaşlar. Sadece şu parçalar. Sadece bunlar 400 TL tuttu. Ama fiyat olarak tek tek merak ederseniz yorumlarda sorun yazarım. Ve bu arada Trendyol'dan şu bambu aldım arkadaşlar. Şu iki tane çiçeği aldım. Bayılıyorum bambulara. Yani şöyle söyleyeyim bakım yani aşırı bakım gerektiren bir bitki değilmiş. Malum ben de bazen birazcık da unutkanlık var bende maalesef. Su vermeyi unutuyorum bazen ama yazın özellikle daha çok fazla veriyoruz vermemiz gerekiyor. Ama bu bambuda dediğim gibi şöyle de göstereyim yakından. Bu bambuda hiçbir şekilde hani özel bir bakım gerekmiyor. Sadece haftada bir şöyle şu boyutta yaklaşık 10 santim kadar ya da 20 santim kadar su koyuyorsunuz dibine. Vazoları da sahi Trendyol'dan aldım bu arada. Onların fiyatlarını da hatırlamıyorum ama çok uygun fiyata aldım. İkisi aynı anda geldi ve çok güzel paketlenmişti. Hiçbir şekilde kırılma, çatlama olmadı Allah'a şükür. Bambuları da aynı şekilde Trendyol'dan aldım. Şu 3 tanesini bugün dışarıdan Migros'tan aldım. Bu 3 tanesini Trendyol'dan aldım. Ama bana sorarsanız Trendyol'dan gelen bambular daha sağlıklı, daha yeşil. Fark ederseniz bakın şöyle göstereyim ışığa doğru. Bunlar biraz daha sarı, bunlar biraz daha yeşil. Hani bence yani yeşil olanlar, yeşil olan bitkiler daha iyi diye düşünüyorum. Yani bunun özel bir bakımı yok arkadaşlar. Bir haftada bir suyunu değiştiriyoruz. Öyle karanlık bir yerde ya da ne bileyim normal gün ışığı alan güneşin önüne koymuyorsunuz tabii ki. Koyulmuyormuş tabii ki. Yani tam benim evim için ideal. Zaten çok güneş gelen bir evim yok.
Yani bunların adlarını da koydum. Sağlık, mutluluk, huzur, para, şans. Diğeri ne olsun? Onu da siz koyun hadi. 6 tane var çünkü. Ben saydım. Altıncısını da siz sayın. Altıncı bambu neyi ifade etsin? Bunlara isim takıyormuşuz. Yani öyle diyorlar daha doğrusu. Hangisi daha çabuk büyürse o şekilde dileğin gerçek oluyormuş diyorlar. Hani ne kadar inandırıcı bilemiyorum ama böyle yani. Bunları da koyalım yerlerine. Bu arada videoya başlamadan önce ben size nasılsınız, iyi misiniz dedim mi demedim, değil mi? Unuttum. Kusura bakmayın. Uzun süredir hani böyle bu tarz konuşmalı videolar çekmiyorum ya. O yüzden unutmuşum. Halinizi hatırınızı sormayı kusura bakmayın. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Videonun sonunda sordum. Allah'a çok şükür ben çok çok iyiyim. Gördüğünüz üzere fazlasıyla iyiyim. Sizinle birkaç konuda sohbet etmek istiyorum arkadaşlar. Eminim siz de benim sohbetimi özlemişsinizdir. Yani ben sizlerle sohbet etmeyi çok özledim açıkçası. Hani canlılarım haricinde uzun süredir böyle konuşmalı bir vlog çekmiyordum. Umarım şu zamana kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Danışmak istediğim birkaç konu var. Şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki video ne olsun? Onu siz belirleyin istiyorum. Sizin istekleriniz üzerinde bir vlog çekeceğim. Herhangi bir vlog olabilir. Yani nasıl diyeyim? Benim kanal içeriğimi çok fazla taşırmamak kaydıyla, hani içeriklerimi taşırmamak kaydıyla ne tarz videolar çektiğimi hepiniz hemen hemen çok iyi biliyorsunuz. Bir video önerisi istiyorum sizden arkadaşlar. Çok bir şey istemiyorum. Bol yorum, bol like ve bu sorduğum sorulara cevap istiyorum. Bir sonraki video ne olsun siz karar verin. Sizin kararlarınızı en çok like alan, en çok beğenilen ve en çok yorumun altına yorum yapan yorumu sabitleyeceğim ve onunla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Ne videosu gelsin? Hadi siz belirleyin. Size görev verdim. İnşallah görevi başarıyla tamamlarsınız arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı ve önerilerinizi merakla bekliyorum. Bu bir canlı yayın da olabilir, herhangi bir günlük vlog da olabilir, temizlik ve düzen videosu da olabilir. Yani karar size kalmış. Benim kanal içeriğimi taşmamak kaydıyla bir video önerisi istiyorum sizden. Umarım beni kırmayıp yorumlarda dile getirirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Alışveriş videosunun sonuna geldik. Like'ları atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kelebeğin hayatında kalın. Hayatınız rengarenk kelebeklensin. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.